bundan birkaç ay önce Kerkük gün merkezinde ister Kayseri olsun ister Khan olsun isterse İsmail 3 apartmanını yangına çeviren e, PKK terör örgütünün taraftarları, üyeleri e, Irak güvenlik bilimler tarafından tutuklandı. Bunun yanı sıra tabii ki e, aynı zamanda da Irak'ın en önemli bir organı olan İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü, basın toplantısı düzenleyerek açık bir dili de itiraf ettiklerini dile getirdi. Ayrıca da terör örgütü PKK'nın üyeleri olduğunu açık bir şekilde bütün kamuoyuna beyan etti. Bugün ise maalesef e, Bağdat'ta e, Mahkemesi'nden bu e, müttehemlerle alakalı, bu işe terör örgütü ile alakalı ...bir an önce mahkemenin kararı ki bunlar serbest bırakılsın... ...hakikaten bu çok soru işaretler bıraktı. Bir gün ise bizim güvenimiz yargıya çok sonsuzdu. Ancak bir gün bunları serbest bırakıldığı takdirde... ...o zaman biz Türkmen toplumu olarak da ve Kerkük halkı olarak da... ...ciddi bir soru işareti oldu. Soru işareti şudur, gelecek günlerde, gelecek marhalede o zaman... ...bunlar artık çok farklı bir terör eylemine geçerler ki... Bugün ise bunlar düşünürler ki artık hesaptan kaçma noktaları var. Biz mutlaka yargıdan özellikle meskaba aladan beklentimiz sonsuzdu ki bu karar yeni baştan temiz edilsin. Çünkü bugün bu olay eğer serbest bırakılan ki terör örgütü PKK'nın yandaşları, üyeleri ve etrafları neticesinde bu olaylar yapılıp ondan sonra serbest bırakmaları biz Türkmen olarak ciddi bir şüphe ve endişe içerisindeyiz. Onun için mahkeme Kavail Aile'den güvenimiz sonsuzdu. Bunun yanı sıra beklentimiz o da ki başbakanından güvenlik birimlerini artırsın.